Ahi Televizyonu seyircileri. Bir Ahice Sohbet programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü misafirimiz bir sendikacı, Türk Eğitim Sen Kırşehir Şube Başkanı Sayın Hüdayi Patel. Kendisine teşekkür ediyoruz. Davetimize icabet etti, bizi kırmadı. Kırşehir'de Hüdayi Patel Bey'le Kırşehir'deki sendikal faaliyetleri, Kırşehir'deki eğitim durumunu konuşacağız. Hüdayi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. İyi, sağ olun. Sizleri sormak. Allah iyilik versin. Şimdi sendika deyince yoğun bir koşturma. Ben sizi sosyal medyada takip ediyorum. Bazen Kaman'da, bazen Mucur'da, bazen Çekdağ'da dolaşıyorsunuz. Kolay gelsin. Ne diyelim? Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Sivil toplum kuruluşu bulunduğu yerde sendikacılık yapmaz diyoruz. Nerede bir çözüm noktası olabilecek yer var ise biz oradayız. Öncelikle onu belirtelim. Gezmemiz lazım. Gezmemiz kesinlikle evet. Gereklidir. Peki Hüdayi Bey, Hüdayi Patel kimdir? Öncelikle bütün eğitim çalışanlarına, Kırşehirlilerime iyi akşamlar diliyorum. Hüdayi Patel, Kırşehir doğumlu. Bütün öğretimini yüksek öğrenim haricinde Kırşehir'de tamamlayan ve Doğu Hizmeti'ni de en son tamamladıktan sonra yine Kırşehir'e hizmet etmek için gelip burada 33. yılını tamamlamak üzere çalışan, çoğunlukla eğitim camiasının içerisindeki işlerle uğraşmakla birlikte sendikal mücadelede çalışanların haklarını korumak için, daha doğrusu insanlarımıza yardım etme konusunda bir adım ileri çıkmak için uğraşan, bunun ötesinde 2021'in sonuna doğru 2022 yılında Allah nasip etti, seçim vardı. Biz de o seçime katılmak suretiyle Türk Eğitim Sen Şube Başkanı olaraktan görevimize devam ediyoruz. Öncelikle eğitim camiasının içerisinden gelmekle birlikte öğretmenlik, idarecilik ve sendikacılık olaraktan yaptığımız işleri sınırlandırabilirim. Bunun ötesinde tabii ki aile hayatım olarak da eşim de öğretmendir. İki çocuk babası olarak da çocuklarım da üniversiteden mezun olmuş, göreve başlamışlardır. Onların öyle büyümeleri, biraz daha kendi ayakları üzerine durmaları bizim de işimizi hafiflettiği için bu ortamda rahat çalışmaya başladık. O nedenle tekrar bütün eğitim çalışanlarıyla birlikte Kırşehir'lere iyi akşamlar dileyerek başlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hüdayi Bey, eğitimcisiniz. Bir eğitim sendikasında şube başkanlığını yapıyorsunuz. Türkiye'de eğitim sorunları, eğitim sistemimizin başlıca sorunları nelerdir sizce? Evet, hani genelde de tabii ki bir siyasetçi gibi konuşmak istemiyorum. Bunu rahatlıkla söyleyeyim başta size. Bütün gerçekleriyle konuşmaya çalışacağım. Çünkü bu eğitim sistemi olaraktan bu ülke bizimdir, bu memleket bizimdir. Bundan dolayı olması, daha güzele erişebilmesi için gerekli çalışmaları yapmamız gerekecektir. Böylelikle bizim eğitim camiamızın içerisindeki sorunları sıralamakla birlikte başta Milli Eğitim Bakanlığı doğrultusunda bu bakanlığımızın yaptığı çalışmaların kısa süreli devam etmesinden kaynaklanan sorunlarımızdır. Genel anlamda söylediğimiz takdirde şu an ülkemizde 1 milyona yakın eğitim çalışanı vardır. Bu az rakam değildir. Ve yeterli sayıdadır. Şöyle ki yeterli sayıdadır. Yeri geldiğinde biz yine sendikal çalışmalar doğrultusunda genel başkanım da aynı şekilde efendim işte 2024 yılında da öğretmen ataması yapılsın, yapılması gerekir, bekleyen arkadaşlarımız var diyerekten. Bundan dolayı bu planlı ve düzenli şekilde bakanlığımızın atama yapması doğrultusunda eğitim camiasının içerisindeki eksiklikleri giderilmesiyle olacaktır. 1 milyona yakın eğitim çalışanı izliyoruz. Evet, gerçekten de. Ama şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün yanlış hatırlamıyorsam Sayın Tekin 2 gün önce açıklama yaptı.
60 bin norm kadro açığımız var. Buna bakacak olursak biz de diyoruz ki norm açığı var ise o zaman atama yapmanız gerekir. Fakat atama yaptığı takdirde yeri geldiğinde bu atamaların ne kadar da olsa belirli bir il bazında, belirli bir bölge bazında ihtiyaç duyulmaktadır. Gelin bunu düzenleyiniz. Gelin bunu bazı şartlardan dışında teşvik edici yöntemlerle atama yapınız. Şimdi yine aynı şekilde aşağı yukarı 81 ilimizde toplam 78 bin civarında ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır. Buradan başlamak istiyorum ben. Şu anlamda 78 bin civarında ücretli öğretmenim çalıştırılıyor. 60 bin civarında norm fazlası öğretmenim var. Dışarıda her branştan aşağı yukarı 500 bine yakın bekleyen öğretmenim var. Şimdi buradaki bu çelişkilerimiz tabii ki belirli bölgelerde yığılmaların olmasına kaynaklanmaktadır. Tabii Sayın Bakanımızı o konuda tebrik ederiz. Güzel yaptığı işler de vardır. Ailelerin birleştirilmesi konusunda tayinlerin daha çabuk kolay olması için yeri geldiğinde il emri çıkartmak suretiyle hani belirli bölgede yığılmalar noktasındaki odur. Güzeldir. Hani kişisel baktığımız takdirde güzeldir. Ama bu yığılmaları olurken halen açığımızın olması garip. Bundan dolayı Sayın Bakanımıza o konuda teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sözleşmeli, bundan aşağı yukarı 6 ay önce sözleşmeli öğretmenlerimizi kadroya geçirmişti. Kadroya geçtiği takdirde tabii ki birazcık daha haklarımızın korunmasını istemek suretiyle olacaktır. Şimdi kadroya geçildiği takdirde belirli bölgemden arkadaşlarımız kısa sürede işte eş durumundan ya da kendi memleketinde çalışmak suretiyle tayin istemek zorunda kalıyor. İşte o boşluklarda kalma süresi az. Sözleşmeli öğretmenim şu an atandığı yerde 3 artı 1 şekilde çalışmak zorundadır. 3 artı 1 yani 4 yıl. Evet güzel. Gelin biz bunu 4 yılı, evet yine 4 olduğunda zorunlu bölgelerde çalışmak için teşvik primleriyle oluşturarak orada kalmalarını sağlayalım. Ki belirli bir dönem içerisindeki hareketler sonucunda tayin isteme olasılığı biraz azalsın. Azalsın ki bizim eğitim camiasının içerisindeki o sorunlarımızın yığılmasını engelleyelim. Bu çoğunlukla biliyorsunuz bölgesel olaraktan tabii ki bir deprem yaşadık. Ülkemiz olaraktan bir facia yaşadık. Rabbim inşallah bir daha böyle facialar yaşatmasın. O kısımlardan da arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kolaylık tayinlerde kolaylık sağlandı. Kim ne derse desin. Bu da güzel bir çalışmaydı. Ama bunun yerine tekrar şu an öğretmen istihdam etmek gerekecektir. Bu sorunlarla birleştirdiğimiz takdirde başta atama şeklimiz bir eksiklik noktasını oluşturmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi için ihtiyaç bazında bulunan bölgelerimdeki eşleri birleştirilmesi olayıdır. Gelin ben tabii Kırşehir'imden de bahsedeceğim. Kırşehir'ime örnek verecek olursam şu an konumda 600'e yakın norm fazlası öğretmenim vardır. Bunlar pekala 600'e yakın öğretmenim. Norm fazlası ne demek? Evet, norm fazlası dediğimiz işte bir A okulunda derslerimiz, öğrencimiz, kapasitemiz bellidir. 30 öğretmen kadrosu vardır. 30 kişilik her branşlarda topladığımız 30 kişidir. Ve bunun ötesinde 35. 31. 33. kişi olmaz. Ama bazı zorunlu hallerde oraya 31. 32. kişi de gelir. Bu norm fazlası olarak gelen öğretmendir. İhtiyaçtan fazla olan öğretmenim demektir. Bundan dolayı bizim şu an Kırşehir'imiz öğretmenler konusunda zirvedeyiz. Hiçbir çok nadir özellikle belirtmek istersem konudan konuya da geçmek istemiyorum. Özel öğretim dışında pek ihtiyacımız yoktur. Özel öğretim çocuk öğretmenim. Diğer her branşında yeteri kadar vardır. Peki özür dilerim. Bu 600 norm fazlası öğretmeni niye gönderiyorlar Kırşehir'e?
Evet, Hasan Bey, güzel soru olmakla birlikte işte göndermek zorunda kalıyoruz. Efendim, ben atandım sözleşme olaraktan. Bunun ötesinde genelde de belirli bölgelerime gittikten sonra belirli hizmetimi yaptım. İşte memleketime gelmek istiyorum. Bununla birlikte eşim burada sigortalıdır. Sigortalı olduğu için dolayısıyla eş durumdan tayin isteme, özür grubuna tayin isteme hakkım vardır. Bu hakkı kullanmak suretiyle bakanlıkta bazen iyimser olaraktan il emrine verebilir. Yani fazlasınız efendim. Fakat siz eşlerin birleşmesinden dolayı ihtiyaç fazla olaraktan sizleri burada biz barındıracağız. Burada öğretmenlik yapacaksınız. Fazla olunca tabii ki öğretmenlik yapma olayı dediğimiz derslerimizin bölünmesine ve özellikle de öğretmenlerimizin bazı ekonomik konuda sıkıntıya girmesi neden olmaktadır. Onu yeri geldiğinde açıklarım ama şu an konumda bizim en çok eğitim sorunlarımızın içerisinde bakanlığımız ihtiyaç doğrultusunda eğitim fakültelerime önem verirse bugün eğitim fakültelerim yılda 40 bine yakın öğretmen mezun etmektedir. Gelin, evet, tabii ki eğitim fakülteleri var. Peki, özür dilerim. 40 bine yakın eğitim fakülteleri öğretmen mezun ediyor. İhtiyacımız ne kadar yıllık? Evet, işte en önemlisi odur. Biz de diyoruz ki gelin bunu ihtiyacımız kadar eğitim fakültelerini oluşturalım. Gerekli yüksek lisanslı, doktoralı efendim öğretmenler yetiştirelim. Hatta eskiden siz de daha iyi bilirsiniz, öğretmen okullarım vardı. Öğretmen okullarını tekrar açalım, amacı doğrultusunda eğitim versin. Gerçekten öğretmen olmak isteyen arkadaşlarımız o okuldan mezun olmak suretiyle ihtiyaç doğrultusunda üniversitelerin bugün yılda efendim 12 bin mezun verdiği takdirde bu yığılmalar da ortaya çıkmayacaktır. Ve istekli bir şekilde de öğretmen olacaktır, daha verimli hale gelecektir. Şu an konumda diyoruz ya bu bakanlığımızın biraz ekonomik, Maliye Bakanlığımıza düşen külfet olarak söylüyoruz. 2024 için hemen onu söyleyelim. Maliye Bakanımız Mehmet Bey açıkladı yanlış hatırlamıyorsam usulen de bu dönem 10 bin öğretmen alacağımızı belirtti. Niye? Ekonomik şartlardan dolayı diye. Ha, ihtiyacımız vardır. Bakanım 60 bin norm açım var dedi. Yani ihtiyacım var dedi. Ama Maliye Bakanlığımız o konuda bize fazla bir olasılık tanımıyor. O doğrultuda onun bir fazla olasılık tanımasını istiyoruz. Peki, bu saydığınız problemler Kırşehir için de geçerli mi? Türkiye genelindeki problemler? Kırşehir için aslında geçerli değil diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü ben hatta notumdan söylersem daha güzel söylemiş olacağım. Lütfen. Kırşehir'imde sayısal değerlerimi net söyleyeyim ki nedir yanlış olmasın diye. Şu anlamda bizdeki derslik sayılarım, ondan sonra geri geldiğinde bizim öğretmen sayımız, okul sayımız, bu tabii ki akademik eğitimin içerisinde, mesleki eğitim içerisinde bu farklılık görülmektedir. Bundan dolayı biz diyoruz ki Kırşehir'imizde şu an 28 bin yakın dersliğimiz vardır. Çok güzeldir ve fazla fazladır. Bunu nereden anlıyoruz fazla olduğumuzu? Aşağı yukarı ilkokul ve ortaokullarımızın her ikisinde sınıf başına düşen öğrenci sayım 16'dır. Güzel bir, özel bir sınıftır. Özel bir sınıf. Özel bir sınıftır. Özel okullarda bile bu sayı değildir. Geçer. Evet, tabii evet, bu sayı geçer. Evet, evet. Orta öğretim içerisindeki özellikle mesleki eğitimlerde, meslek liseleri eski adıyla söylediğimizde o daha düşüktür. 11 kişidir. Burada ondan da bahsetmek isterim izin verirseniz. Lütfen. Mesleki eğitim bizim için çok önemlidir. Bu gösteriyor ki bizim şu an 3987 civarında öğretmenimiz vardır Kırşehir'imizde. Bugün 45 bin öğrencimiz var.
Bugün bir ortaokulumuzdan genel anlamda 3500 civarı öğrenci mezun olmaktadır. Buna baktığımız takdirde çerçeve içerisinde Kırşehir'imizdeki öğretmen sayımız yeterlidir. Çok çok yeterlidir. Çünkü her branştan tabirse böyle bekleyen öğretmenim vardır. Ben de derse gireceğim diye. Bu son dönemlerde Sayın Bakanımızın o çalışması doğrultusunda, deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın tayin istemesi doğrultusunda ve yine en önemlisi Kırşehir, eğitime önem veren, eğitimde başarılı, bununla birlikte ekonomik bakımdan yaşanacak bir şehirdir. Bugün bir Ankara olsun ya da İzmir olsun, İstanbul olsun ya da en kötü alternatifle illa büyük iller şeklinde değil, yanımızdaki efendim Yozgat olsun, Kırıkkale olsun diye tercih yapıldığında Kırşehir tercihtir. Bu da eğitimdeki başarısından kaynaklanmadır. Gerçekten de hemen yeri gelmişliğini onu da ifade edeyim. Bütün eğitim çalışanlarına, ta ki en alt arkada sistemindeki arkadaşım, en üstteki idarecilerime kadar çok özverili bir şekilde çalışıp bu başarıyı elde etmişlerdir. Kimse inkar edemez. Kimse bunu hani yok sayamaz. Çünkü literatürlerde de gözükür ki Kırşehir'imiz şu an konumda ilk onun içindedir. İller sıralamasında. Abi, eskiden açıklanırdı ilk ona giren iller. Şimdi evet. Artık açıklamıyorlar. Evet. Bunu sizin öğrenme şansınız oluyor mu? Yani Kırşehir bu sene... Kesinlikle tabii. Lise ve tabii, üniversitede... Tabii. ÖSS tarafından istatistikler var. O özellikle yayınlanır. Tabii biz Kırşehir Üret'ten özellikle hani bakanlığımızın bu konuda duyarlılığını düşünüyoruz. Bazı illerimizin hani bu konuda başarısı düşük olabiliyor. O ayrı bir şeydir. O oranın sorunuyla birlikte bakanlığımızın sorunu çözme yolunda adımlar atacaktır. Bundan dolayı tabirse rencide olunmaması için sıralama olayını kaldırdılar. Evet. Ama gerçekte bir sıralama vardır. Hatta ben rahatlıkla söyleyebilirim. Bundan biz de gurur duyarız. Memleketimiz için de gurur duymakla birlikte çalışan kazanır. Belki garip gelmeyecektir ama Tunceli şu an birinci sıradadır eğitimde. Tunceli, Amasya şu an ilk üçün içerisindeki illerim. Hatta ben özellikle onu da söylemek için not almıştım ki yanlış olmasın, çünkü literatürümüzde bu muhakkak vardır. Bundan dolayı arkadaşlarımıza yanlış bilgi vermeyeyim diye. Evet, Kırşehir de ondan sonra gelmektedir. Üçüncü sırada. Evet. Elhamdülillah. Çok şükür. Tabii bunu hemen antiparantez açmak isterim. İlk onun içindeyiz dediğim bütün alanlardır. Fen bilgisi, matematik bilgisi, Türkçe alanları ayrı ayrı sıralama yapılır biliyorsunuz. Bundan dolayı rahatlıkla övünebiliyoruz ilk onun içerisinde. Ha, birazcık başarıyı düşürdük biz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 5 yıl önce ilk sırada biz vardık. Tunceli'nin yerinde Kırşehir'di. Birinci sıradaydık. ÖSS'de matematik alanında, özellikle fen alanında birinci sıradaydık. Bu tabii ki birazcık ekonomik şartlarımdan dolayı öğretmenlerimizin rahat bir ortam içerisinde olmamasından kaynaklandığı kanaatindeyim. Siz bir daha ve tabii daha çok rastlıyorsunuzdur, bu işin içerisindesiniz. Ben birkaç kişide rastladım. Adam emekli olmuş ama üniversiteye girecek öğrencisi var. Evi toplayıp gelmiş, Kırşehir'de ev kiralamış. Çocuğu lisede burada okutturuyor, Kırşehir'de okutturuyor. Başka şehirde olmasına rağmen. Demek ki Türkiye genelinde de Kırşehir'in başarısı az çok biliniyor. Evet, evet, kesinlikle. Biliniyor ki. Kesinlikle. Veli böyle yapıyor. Kesinlikle ona katılıyoruz. Hatta biraz da espri olarak da biliyorsunuz bizim Kırşehirli kızlarımız eniştelerinde. Yani işte eniştelerimiz de alıp gelirler. İkametli olaraktan burasıdır. Zaten oğullar buradadır. Gelinleri getirirler de kızlarımız da öyle denir. Bunun etkisiyle memur kesimi olaraktan %90 hemen hemen ikametli olarak eden arkadaşlarımız Kırşehirlidir. Kırşehirli olması münasebetiyle de başarı artmıştır.
Ve ihtiyaç olaraktan daha emekli olduğunda da olsun, efendim tayin isteme konusunda da olsun fazla açık olmadığı takdirde biz hep yukarı seviyede eğitimin üstünde kalmakla birlikte norm fazlası öğretmen sayımız da artmaktadır. Basitçe söyleyeyim, bu dönem içerisinde Kırşehir'imize 82 il dışından tayinci geldi. Tayin isteyerek, özel olaraktan Kırşehir'i tercih ediyoruz. İller arası tayiniyle geldi. Normal bir şekilde. Aşağı yukarı 40 civarında da il dışına tayin çıktı. Bakın oradan bir 40 kişi kaldı. Normal aynı şekildeydik. Evet. Bakanlığımızın ikinci bir il emri vermesi suretiyle 124 kişi daha geldi. Tam. Her branştan vardır. Bu branştaki arkadaşlarımız il emrine geldiği için şu an konumda il emrinin kadrosundadır. Okullarımla ilişkilendirilmek suretiyle, tabii biz öğretmeniz, yeri geldiğinde öğretmeniz diyoruz sendikacı olmakla birlikte, öğretmenin okulda olması gerekir. Evde olmaması gerekir. Bu nedenle her okulla ilişkilendirilmek suretiyle branşlarına, derslerine girmektedirler. Bu da bizim artımızdır. Niye? Hiçbir zaman dersimiz boş geçmeyecektir. Belki sizler de basın olaraktan karşılaşıyorsunuzdur. Dersimiz boş geçen bir sınıf, bir okulumuz diye bir şey duymazdık. Kırşehir. Özellikle Kırşehir'de. Fakat birazcık ilçelerimiz konusuna değinecek olursak, o konuda biraz Akçakent'im ile Çiçekdağ'ımda biraz eksikliğimiz var. Orada da normal olarak tam anlamıyla boş kadro olarak yoktur. Bura kadar fazla öğretmenim yoktur orada. Biliyorsunuz bizim ilçelerimizin içerisinde biraz uzak ilçe. Boş geçen ders yoktur. Kesinlikle. Ama merkezdeki kadar fazlalıkta yok. Yok, evet, evet. Anladım. Çoğunlukla bütün ilçelerimde aşağı yukarı 120 civarında fazla toplam norm kadro fazlası öğretmenim var. Çoğunlukla merkezdedir. Yani bir hatıramı anlatacağım. Buyurun. Bizim biliyorsunuz eğitim enstitüsü vardı. O zaman Gazi'ye bağlıydı. Eğitim fakültesi, sonra fakülte oldu. Eğitim fakültesinin dekanı, üniversitemizin de kurucu rektörüydü Selahattin Salman. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Bir meseleden dolayı Selahattin hocamın yanındaydık, odasında. Dışarıda özel kalemde bir gürültü oldu. Selahattin hoca da özel kalemdeki bayanın içeride ne oluyor kızım dedi. Dedi ya, bir öğrenci sizinle görüşmek istiyor. Gönder dedi. Öğrenci geldi. Bir problemi var. Dekan da dedi ki yavrum, devletin hayatı konuşmayla olmaz, yazılı olur. Bunu bir dilekçeyle yaz, özel kaleme bırak, ben ilgilenir, sana da döneriz dedi. Biraz sonra özel kalemdeki bayan dilekçeyi getirdi. Rahmetli Selahattin Hoca okudu. Hasan Bey dedi, şu dilekçeyi bir okur musun? Bu öğrencimiz 4. sınıfta, bu sene mezun olacak ve öğretmenliğe başlayacak. Baktım Hüdayi Bey gerçekten meramını anlatamamış. Evet. Böyle de bir garip bir eğitim durumumuz da var. Yani bunu da maalesef belirtelim. Kesinlikle katılıyorum. O sizin yaşadığınız olay doğrultusunda, madem o şekilde, hani derler ya, bir noktadan bulunca artık devam ettir diye. Ben de tabii üzülerekten bunu şu noktada söylemek istiyoruz. Çocuklarımız artık öğrenci merkezli yetiştirilmeye başlandı. Üzülerek söylüyoruz. Ne demek öğrenci merkezli? Biz aileye de öncelikle ilk öğretmenimiz anne baba şeklinde biliriz ve öyle olduğunda tahmin etmekle birlikte öyle olması gerektiğini vurguluyoruz. İnanırız. İnanıyoruz kesinlikle. Böylelikle ilk öğretmenim anne baba ise, anne baba belirli kurallar çerçevesinde, bakın aşırı değildir kesinlikle, belirli kurallar çerçevesinde çocuğunu yetiştirmeye çalışır. Belirli bir noktadan sonra da artık onu yönlendirmek için okullara gönderir. Şimdi biz diyoruz ki, eğer siz o belirli süre içerisinde anne baba olaraktan iyi bir öğretmen olmadıysanız, o aldığı kültürle o okuluma geldiğinde okulun kültürü olaraktan eğitim camiasının içerisindeki kurallar çerçevesinde yetiştirmeye çalışacağız.
Şimdi burada çocuğun bir bocalama dönemine girecek midir? Kesinlikle girecektir. Neden? Hemen o noktada ben merkezli, öğrenci merkezli aile konusunda maalesef bazen de anne babanın rahatlığı için, bazen de sözlerini dinletemedikleri için, bazen de kendilerini modern saydıkları için ve en sonda çocuklarının çok zeki olduğunu düşünerekten bizim bir teknoloji aletimiz vardır biliyorsunuz, telefon veya internet. Bu ortam içerisinde çocuğumuz yetiştiği için, telefonuyla arkadaş olduğu için, telefonuyla paydaş gerçekleştirdiği için anne babanın sözlerini dinlemede ve tutmada uzaklaşmıştır. TV'deki ve oyun oynadığı telefonundaki arkadaşları daha kıymetlidir, daha sözlerini iyi dinler. Dinlemediği takdirde arkadaşları tarafından akran zorbalığı şeklinde bir sisteme tabi olacağını, dışlanacağını, küçük düşürüleceğini düşünerekten onlarla birlikte daha güzel hareket eder. Ama anne baba bunun farkında değildir. Farkında olduğu takdirde bunu çözmeye gerekir. Ve eğitim o zaman başlamış demektir. Rahatlıkla söyleyelim ki bizi bizden alan gerçeklerden bir tanesidir. Özellikle anne babalarımızı o konuda uyarmak istiyorum. Gelin kendi rahatlığınız için, hani kusura bakmasınlar, kendi rahatlığı için derken Hasan Bey, işte dizi seyredecektir, yemek yapacaktır anne, baba gazete okuyacaktır. Hatta baba da ara sıra telefonda bir şeyler yapacaktır. Birinin fazla telefonu varsa çocuğa verilir, öğrencimize verilir, o onunla meşgulken hiç ses seda çıkmaz. Anne de rahattır, baba da rahattır. Fakat kaybettiğimiz bir nokta vardır kesinlikle. Bir eğitimci olaraktan, sendikacılığımızın dışında, eğer ben bu işi yapıyorsam çocuğum da yapacaktır, kusura bakmayınız. Benim normal olaraktan çocuğumdan isteyip olmaması gerekenleri istiyorsam ben de yapmamam gerekir. Yok olmaz efendim, ben babayım, ben yaparım, sen hayır. Bir, örnek olacaksın. İki, onu bu yola teşvik edeceksin. Genelde de maalesef velilerim efendim, ben buradayım, sen odasındasın, güzel. Burada televizyon seyrediyorum, sen seyredemezsin. Ben de diyorum ki çocuğumuz biraz daha böyle akıllı. Şu anki çocuklarımız çok zeki, onu rahatlıkla kabul ediyoruz. Baba sen telefonla uğraşıyorsun, televizyon seyrediyorsun, ben niye seyretmeyeyim? Ben de insanım, sadece farkımız ben küçük yaştayım. Hayır olmaz, sen büyüyeceksin, dersine çalışacaksın, efendim okuyup adam olacaksın, ondan sonra seyredeceksin. Eğitim sorunlarımızın başında gelen bu noktadır. Evet, bu noktaya gelince aslında ben daha sonra soracaktım ama. Evet, o konuyu evet daha geniş kapsamlı konuşmak istiyorum. Velilerinden şikayetçiyim. Ya onun için onu daha sonra konuşalım, evet. Yok yok, açılmışken burada konuşalım. Tamam, burada olur. Sendikal faaliyetlere daha sonra devam ederim. Şimdi okulda velileri okula müdahalesi var. En çok öğretmenleri, idarecileri rahatsız eden. Şimdi artık eskisi gibi öğretmen öğrenciyi sevemiyor, okşayamıyor. Evet. Niye? Siz daha buna çok muhatap oluyorsunuz. Efendim mobbing kurguladı çocuğuma. Evet. Çocuğuma cinsel istismarda bulundu, Allah korusun. Evet. Veya çocuğu azarlasa, zaten şiddet yok olacağını zannetmiyorum. Azarlasa bile çocuk eve gidince öğretmenim beni azarladı, dövdü diyor. Veli hemen. Bu konuda siz çok muzdarip olsanız gerekir. Kesinlikle bu olayların her zaman içindeyiz. Sendikal çalışmalar doğrultusunda arkadaşlarımızı bu sendika konusunda hem uyarmakla birlikte, yeri geldiğinde cezai işlemlere düştüğünde hem hukuksal olaraktan hem il disiplin kurulunda savunma noktasında içerisindeyiz. Gerçekten de bu nedenle bunu Türkiye içerisinde sıralayabiliriz ama ben Kırşehir'den başlamak istiyorum. Yani birinci önceliğimiz bizim ülkemizdir.
başımız gözümüz üstüne. Fakat Kırşehir'deki olan olayları bu eğitim sisteminin içerisinde, bu başarılı eğitim sisteminin içerisinde bunların olması bize ket vurmaktadır. Hatta dedim ki efendim 5 yıl önce biz ilk 3'teydik bu şekilde. Şimdi biraz daha gerilerdeyiz. Bunun başlı sebebi budur. Yani siz diyorsunuz ki velinin okula müdahalesi bizim başarımızı düşürüyor. Düşürmektedir. Evet. Bunu sayın velilerimden özellikle istirham ediyorum. Müdahale konusunda dediğimiz kesinlikle bunun öğrencim, öğretmenim ve velim, sac ayak dediğimiz üçü de olmadan bu iş olmaz. Fakat herkes haddini, yerini bilecek. Öğrenci öğrencimdir, öğretmen öğretmendir. Veliyim de veliyimdir. Veliyim dedim ki size efendim ilk öğretmensiniz. Güzel. Güzel terbiyelerle, güzel milli duygularla, güzel ahlakla, güzel davranışlarla yetiştirdiniz ve okula gönderdiniz. Güzel. Biz de diyoruz ki bu çok nadirdir. Herkesi bunun içerisine katmam yanlış olur. Öncelikle onu belirteyim. Bizim o öğrenci merkezli dediğimizden kaynaklanmadı. Bu dönem içerisinde bakanım bu konuda bir adım attı. Ama henüz tam uygulanmadı. Niye bunu gereksinim duydu? Kendileri de rahatlıkla duymadılarsa velilerim duysunlar. Okula artık randevuyla gelecekler. Bakanımın o çalışmalarından bir tanesiydi. Bu dönem randevu almak suretiyle gelecek. Evet. Yani her isteyenler istediği zaman okula gidemeyecek. Evet. Bir düzen olması bakımından, bir eğitimin kalitesini artırma bakımından, iki gerektiğinde de velilerle daha güzel diyalog kurma konusunda güzel adımdır. Şimdi biz özellikle diyoruz ki anne baba, hep öğretmen olarak anne babayı suçladığımı zannetmeyin. Anne baba gibi orada hiçbir değer yoktur. Ben anne babanın yerini tutamam. Öğretmenim anne babasının yerini tutamaz. Kesinlikle. Aynı şekilde kusura bakmasınlar velilerim. Anne babanın yerini öğretmenim tutamadığı gibi. Öğretmenin yerini de anne baba tutamaz. Elbette. Gelin bunu ayıralım diyoruz biz. Bundan dolayı arkadaşlarımın muzdarip olduğu velilerimin düzensiz olaraktan okula gelip bilgi alması. Biz diyoruz ki gelin sizin işinizin olduğu zaman bizim de işimiz vardır. Bu bir gerçektir. Sizin boş olduğunuz zamanda da gene bizim işimiz vardır. Çünkü bizim literatür olaraktan programımız bellidir. Ben 8'de okula başlamışım, öğretmenim. Belirli ders saatinden sonra teneffüsüm vardır, öğle aram vardır ve çıkışım vardır. Bakanın demek istediği de oydu. Ya öğle arasında ya da çıkış saatinin dışında randevu almak suretiyle ben gelecek bildiğimi bekler ve rahatlıkla anlatacaklarımı, paylaşımlarımı ortaya korum. Ama siz dersin ortasında çıkıp hatta idarecilerimi hiç sayarak düşünün koskoca okulum bahçesi oradan giriyorsunuz merdivenlere çıkıyorsunuz katlara kadar çıkıyorsunuz en üst katta benim sınıf kapımı da vurmadan olduğu gibi dalıyorsunuz sınıfa. Gerçekten böyle yaşanıyor mu? Kesinlikle yaşanıyor. Yaşanmışlığı da vardır. O konuda üzülerekten hemen yeri geldiğinde söyleyeyim ve o paylaşımda keşke öğretmenimle güzel sohbetler için olmuş olsa gene amenna derik fırsat eğitimi yaparız orada öğrencilerime velilerimi tanıtırım veli görüşlerinden bahsederim ama hayır kötü niyet olaraktan öğretmenlerimi darp etmeye gelmiştir hesap sormaya gelmiştir bunun ötesinde en yakın daha 2 gün önce İstanbul'da hamile bir öğretmenimize yani artık kendini bilmez kültürsüz ortamlarda yetiştiren kendinden başka hiç kimseyi insan olarak görmeyen hatta hiçbir hayvan sevgisi olmayan bir insan bu noktalara kadar ulaştığı takdirde bir hamile bayana hakaret etme ve darp etme noktasına gelmiştir. Bu okulumun katında gerçekleşmiştir. Şimdi soruyorum size bu öğretmenim neyi hak etti? Hasan Bey veya toplum olaraktan hatta Milli Eğitim Bakanıma da sorarım
O veliyi özellikle sorarım. Senin çocuğuna nasıl bir kötülük yaptı da sen o noktaları aşaraktan, hiçbir söz dinlemeyerekten, kafana koyduğun gibi kendi kanunu kendi yaratma doğrultusunda nasıl çıkıp da ve bir kadın, hiç mi senin örf adetin yok? Hiç mi sana birileri yol edep ayağı göstermemiştir? Bunu darp edecek noktaya getiriyorsunuz. Bu bayan hamile şeklinde olan da olmuştur. Genç, yeni atanmış idealist arkadaşlarımız da olmuştur. Efendim belirli tecrübeye sahip arkadaşlarımız da olmuştur. Müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, ta ki eğitim çalışanı bir bütündür. Hizmetliye kadar bu olay yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. Bunda basın olaraktan görüyoruz. Sayısal değer vermek istemiyorum. Kesinlikle vermek istemiyorum çünkü çok üzücü. Bir eğitimci olaraktan, bir sendikacı olaraktan bu bana dokunuyor. Zul oluyor. Bu nedenle her zaman söylüyorum, sendikal çalışmalarımızda özellikle kadın üyelerimiz, kadın üyelerimiz olmakla birlikte kadın çalışanlarımız pozitif ayrımcılığa dahildir. Hasan Bey, elimizde ne geliyorsa önce kadın eğitim çalışanlarının eğer ki bir istekleriyle birlikte bir sorunları varsa çözme noktasında her zaman yanlarındayız. Gelin bunu bakanlık boyutunda düzeltelim. Bakanlık boyutunda gerçekleştirilecek özellikle cezai müeddelerle bunu aşabiliriz. Lütfen sayın anne baba veya anne baba, dede, ebe, velim, biz eğitim çalışanları olaraktan, o arkadaşlarım, sizin veremediklerinizi, sizin çocuğuyla uğraşamadıklarınızı, hiçbir zaman hayatında göremeyeceği idealist, ilkeli, dürüst ve teknolojik gelişmelerle birlikte hayata hazırlayan bir rehber vardır orada. Bu öğretmendir. Buna karşı sizin davranışınız değiştiği takdirde o öğretmenimin motivesi düşmektedir. Morali bozulmaktadır. Çünkü soru sorduğunda karşılığını bulamamaktadır. Neden? Ben ne yaptım ki bu cezayı, bu hakareti, bu darpı öğretmenlerimin yanında? Neyse öğretmenlerim, idare ederiz biz, el ele tutuşuruz. Öğrencilerim karşısında beni bu hale düşürdüğünüz neden, ne yapmışım? Bunu sorgulamalarını istiyorum. Belki de tabii 1 milyona yakın öğretmenim vardır. Bunun içerisinde olacaktır. Bakın, her meslektaşın içerisinde olduğu gibi. Mutlaka. Biz onu diyoruz ki yetkililere, yetkililere teslim ediniz efendim. Bu gerektiğinde ayıklanacaktır. Ama yetkililere teslim ederken deyince yanlış anlamasınlar. Kırşehir'imin en büyük özelliklerinden bir tanesi eğitime çok büyük önem veriyor. Velilerim çok duyarlı, çok takipçi. Müfredata kadar elini uzatmışlardır, açık söyleyeyim. Benim yaptığım, öğretmenimin yaptığı müfredata kadar bu böyle olmaz mı, şöyle olsa diyerekten girmişlerdir. Evet, paydaşız. Paydaş olarak yapalım. Ben senin babalık anneliğine karışmıyorum sayın veli. Lütfen sen de benim öğretmenliğime. Ha, sadece önerilerin olabilir. Senin çocuğunu tam anlamıyla tanımamış olabilirim. Çocuğun özelliklerini bana aktarmak suretiyle benim ona nasıl yaklaşacağım konusunda bana yardımcı olabilirsin. Bu düşünceler olarak olsun, sağlığı olarak olsun, kültür olarak olsun, ekonomik yapısı olarak olsun, hatta evinin coğrafi konumu olarak da etkisi vardır. Bunlardan bahset, ben onları yok ederekten eğitim camiasına kazandırayım çocuğumu, idealistle birlikte teknolojik gelişmelerle paralel yetiştireyim. Ama sen, ben çocuğuma bir sert baktığım takdirde ya da oğlum o öyle olmaz, bunu şöyle yapsak çok güzel olacaktı, çok başarılı olacaktın, bunu böyle devam ettirmeni istiyorum, bundan sonra seni böyle görmek istiyorum diye basitçe böyle bir uyarı çocuğun psikolojisini bozmak ve anne babanın şikayeti neden olmaktadır. Gelin anne babalar, bu şikayet değildir. Bu
öğrencinin kurtuluşu değil, öğretmenle birlikte öğrencinin bağını koparmaktır. Ve özellikle de öğrencimizin her denileni anne babanın yapmasından dolayı güçlü bir kişiliğe sahip olacakken tam tersine özgüveni zayıf bir çocuk olarak yetişecektir. Neden? Ben kendi ihtiyaçlarımı, kendi isteklerimi karşılayamıyorum. Annem babam her zaman destek. Her zaman destek. Hayır efendim, her zaman destek olamazsınız. Daha doğru destek olmayınız. Biz çocuğumuzun evden çıkarken ayakkabısını kendi giymesini, üstünü başını kendi düzeltmesini, çantasını sırtına alması gerekiyorsa, koluna alması gerekiyorsa ya da yerde sürükleyerek getirmek istiyorsa öyle getirmesini istiyoruz. O onun sorumluluğudur. Anne baba karışma. Anne baba sen sadece gözetmen ol. Bunun okula gelmesini sağlarsın. Böylelikle çocuğun kendine güveni, özellikle özgüveni artacaktır. Kendi ayakları üzerinde müthiş duracaktır. Bununla birlikte de başarısı da artacaktır. En ufak bir şey söz konusu edip lütfen karakollarda, savcılıkta, il milli eğitim müdürlüğünde almayınız. Bu çocuğumuza eziyettir, bu çocuğumuza kötülüktür. Diyoruz ki hem sendikal çalışmalar doğrultusunda basını takip etmek suretiyle, okullarımıza gidip öğrencilerimizi görmek suretiyle, öğretmenlerimizi dinlemek suretiyle, hatta teftişlerimizi dinlemek suretiyle arkadaşlar, bunları çok çok yorumlayıp dile getirdik. İnanın incir çekirdeğini doldurmayacak bahanelerdir. Hiçbir zaman kıyaslama yapmıyoruz Hasan Bey. Yani siz benden daha tecrübelisiniz yaş olaraktan. O dönemlerdeki bir eğitime bir soru işareti koyalım. Bizim dönemdeki eğitime bir soru işareti koyalım. Hani ya sizin dönem ayrıydı. Hani bir çağ var ya, çağ değişti. Sizinle biz normal olarak aynı çağda değiliz. Evet, aynı çağda değiliz kesinlikle. Ama bana göre aynı kişilikteyiz. Ya da kişilik olaraktan yanlış söylemiş olabilirim, insanız. Biz şu an konumda duygularımızla, bilgilerimizle, bilgi birikimlerimizle birlikte rehberlikle yetişmekteyiz. Bu şikayetlerden, bu velinin çocuğu çok arka çıkması, en ufak şikayet, çocuğun şikayetinde milli eğitime, savcılığa, karakola gitmesi şunu ortaya çıkarıyor. Öğretmenin öğrenciye sevgisini, merhametini, şefkatini verememesi. Artık öğrenciye yaklaşmıyor öğretmen. Evet, kesinlikle. Üzülerek belirtiyoruz işte. Bu nedenle diyoruz ki bizim çocuğumuz özeldir. Kabul ediyoruz. Herkesin çocuğu özeldir. Bununla birlikte o sınıfın içerisine girdiğim takdirde öğrencilerim, yani benim öğretmenimin öğrencileri de özeldir. Açık söyleyelim. Hiç fark yoktur. Gelin bu özelliği birleştirelim. Bundan dolayı öğretmenime sen bir ithamda bulunduğun takdirde bu hiçbir zaman doğruluk arz etmemiştir. Sadece ve sadece bir hınç alma noktasında ben senden güçlüyüm. Bakın Hasan Bey, en büyük duygu ben senden güçlüyüm. Sen benden güçlü olabilirsin fiziki olarak. Ama ben de senden kalem bakımından, bilgi bakımından güçlüyüm. Fakat onu ben sana hiç belli etmiyorum. Belli de etmek istemiyorum. Çünkü benim öğrencilerimle o bilgiyi paylaşmam gerekir ki o öğrencim de sizden daha güçlü olsun kalem bakımından diyerekten. Bilal fiziki Bey, olarak istemiyoruz. Özür diliyorum. Sohbet çok güzel gidiyor ama vakit de çok hızlı geçiyor. Bilmiyorum süremiz var mı? Hasan Bey sabaha kadar buradayız. Yok o kadar değil. Onun için çok özür dilerim. Onu toparlayın. Sayın velilerimizden özellikle istirham ediyorum. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Evet. Kırşehir'in çocukları ve bu vatanımızın, bu milletimizin çocukları. Bunları ne kadar güzel örf adetine yakın. Yakın diyorum, tam demiyorum. Hani çağ değiştiğinden dolayı milli duyguları gelişmiş, ülkesini, bayrağını sevenle birlikte özellikle teknolojiyi kullanmak suretiyle geliştirip bu memleketin yönetimine, bu memleketin vizyonunun değişmesine, bu ülkemizin kalkınmasında gelecek vaat eden insanlardır. Biz bunları özgüveni gelişmiş, fikirleri gelişmiş, sadece ve sadece
efendim matematikten 10 net 20 30 net yaptım harikasın diyerekten yetiştirmeyiniz. Öğretmenine nasıl davranılacağını, büyüğüne, anne babasına, yeri geldiğindeki sokaktaki bir nineme nasıl davranacağını da öğrettiğimiz takdirde bu insanlardan, bu öğrencilerden korkmayınız. Bu ülke menfaatini kendi menfaatinin önünde tutacaktır. Burada şu ortaya çıkıyor. Öğrencileri yetiştirirken Hüdayi Bey, iyi bir meslek sahibi olsun ama iyi bir vatandaş, iyi bir birey de olsun. Evet, amaç olur kesinlikle. Tabii. Ben bir başka soruya geçeceğim. Buyurun, buyurun. Çünkü vaktimiz daralıyor. Siz sendikacısınız. Gece gündüz de dolaşıyorsunuz. Kırşehir'de sendikal faaliyetlerin zorluklar nelerdir? Evet. Fazla uzun olmamak kaydı. Hemen toparlayacağım aslında. Onu saatlerce anlatabilirim. Tabii zorluk demeyelim de. Bir başka programda devam ederiz. İnşallah. Bu sendikal faaliyetler bir sivil toplum kuruluşu olarak da nitelendiriyoruz. Bu nitelendirmede STK kısaca söylediğimizde önce amacından girmek istiyorum. Biz toplum yararına olan bilgileri paylaşmak, olabilecek herhangi bir çözümsüzlük noktalarını çözüme kavuşturmak ve kamuoyuna gerçekleri anlatmak ve yardımcı olmaktır. Bu nedenle biz diyoruz ki Türkiye Eğitim Sen olaraktan Kırşehir'de eğitim çalışanlarıyla omuz omuza birlikte hem Kırşehir'in eğitimini yükseltmek hem refah seviyede bir eğitim çalışanın ortamını hazırlamak için bakanlıklarla görüşmelerimiz, istekleri ve dilekleri, çözüm noktalarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu bu şekilde yaparken tabii ki eğitim camiasının içerisinde henüz tam anlamıyla sendikacılık yerleşmemiştir. Sendikacı olaraktan sadece tabirse bazı isteklerimizi yerine getirmekle mükellef olan bir birim olarak nitelendirilir. Efendim hayır. Sadece ve sadece biz bütün eğitim çalışanlarını bir bütün gördüğümüz gibi onların yasal zeminde, hukuk alanında haklarının savunulması, kaybedilen haklarının geri kazanılması, bununla birlikte sosyal ve kültürel etkinlikler bakımından zenginlik içerecek ortam hazırlamaktır. Biz diyoruz ki Kırşehir'imizde sendikacılığı biz yapıyoruz. Çünkü her yönüyle eğitim camiasının içerisinde biz Milli Eğitim Müdürlüğümüz, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ve onun birimleriyle paydaş olaraktan bütün paylaşımlarımızı gerçekleştireceğimiz ya da gerçekleştirilmek istenenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu durumu eğitim çalışanıyla birlikte ortak karar vermek suretiyle istekleri dile getiriyoruz. Sorunlarımız vardır. Bu sorunlarımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu sorunlarımızı kaldırırken yine aynı şekilde birimlerle istişare etmek suretiyledir. Bu birimlerimiz bizim paydaş olaraktan Milli Eğitim Bakanlığımızdan başlamakla birlikte Milli Eğitim Müdürlüklerimiz hatta üniversitelerimiz ve YÖK'tür. Bunu biz kendimize bir görev atletmişizdir. Bu görevin içerisinde sadece sendikacı sendikacı gibi davranmasını istiyoruz. Öğretmen öğretmen gibi davranmasını, yeri geldiğinde de bir idareci, bu Milli Eğitim Müdürlüğünün içerisindeki birimlerde de olabilir, okullarda da olabilir. Bu arkadaşlarımızın eğitim camiasına nasıl katkı sağlayacağım, nasıl projeler gerçekleştireceğim hesabını yapsın. Diğer türlü sendikacılık yapmasın. Bizim en çok zorlandığımız nokta, o eğitim barışını bozmak isteyenlerin karşısında durduğumuz nokta budur. İdarecilerimizin yeri geldiğinde arkadaşlarımızı etkileme doğrultusunda biz biraz nazik söylüyorum kusura bakmasın. Onların isteklerini ön plana çıkarmaktan çok kendi isteklerini ön plana çıkararaktan sendikacılık yapmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki Sayın Müdürüm gelin biz ortaklaşa sendikacılık yapacaksak buradaki masamı terk edeceğim. Kısacası görevimi bırakacağım, sendikacılık yapacaksın. Yok, ben hayır efendim idarecilik, müdürlük ve eğitim camiasının içerisine destek vereceğim diyorsanız
Sadece ve sadece üye olmak suretiyle, üye olabiliyorlar biliyorsunuz. Üye olmak suretiyle desteğinizi verirsiniz. Haklıyı haksızı ayırırsınız. Adaletli davranırsınız. Bu şekilde hiçbir sorun kalmaz. Biz idarecilerimizi kendimize bir düşman görmekten hiçbir zaman yanında en çok olup onu destekleme konusunda birebiriz. Bu olumsuz davranışları da olabilir bize. Evet, hissi davranabilir, hiç sorun değil. Biz onu yine düzeltme konusunda onun en kötü alternatif yaptıklarının yakışmadığını anlatmak suretiyle eğitim barışını bozmazdık. Bozmayacağız da. Yeter ki arkadaşlarımız adaletli ve ehil idarecilik yapsınlar. Sayısal değer vermek istemiyorum açık söyleyeyim. Sendikal çalışmalar içerisinde üye konusunda bizim zaten arkadaşlarımız biliyorlar kimler nasıl, ne şekilde, nasıl bir duruş sergilediğimizi, neler yaptığımızı, ülke menfaatinin, memleket menfaatinin ön plana çıkarılıp çıkarılmadığını, hükümetlerle uğraşılıp uğraşılmadığını, devletimizle uğraşıp uğraşılmadığı noktasında bizleri çok çok iyi biliyorlar. Başta ilkeli ve kararlı bir duruş olaraktan bizim milli bir sendika olduğumuzu biliyorlar. Onun için biz sendikacı arkadaşlarımıza sizlerin sorunlarına ortak olmaya geldik diye başlarız biz öğretmen odasında konuşmaya. Sizlerin ekonomik durumlarınızı güçlendirmek için neler yapabiliriz? Bunları sorup bu fikirleri almak suretiyle bakanlıkta ya da gündem oluşturma doğrultusundadır. Bir tane örnek vereyim, çok özür dilerim. Bundan aşağı yukarı bir ay önce biz öğretmenlerimizin ek dersleri vardır bilirsiniz. Maaşın dışında bir de ek ders ödenir. Ne kadar 15 saat derse giren veya 18 ya da 20 saat o farklıdır. Giren arkadaşlarımız onun kalan kısmını ek ders olarak alırlar. Fakat şu an bir ek dersin saatini öğretmen için rahatlıkla söyleyebilirim 60 liradır. Gelin bu yılbaşından sonra yine artacaktır. Fakat %15 oranında gelen zam oranında artacaktır. %15 oranında 60 liraya gelen zammız 8 ila 7 lira arasındadır. Biz bir imza kampanyası başlataraktan bu kat sayılar, ek derslerimizin hesaplanmasında kat sayılarımız vardır. Bu kat sayıların artırılması, %100 artırılması konusunda imza kampanyası yaptık. Ve bakanlığa bunu sunacağız. Yani ücretlerimiz ekonomik seviye olaraktan öğretmenlerimiz çok düşüktür. Bunu artıralım. Tabii maliyeye külfet getirecektir. O ayrı bir şeydir Hasan Bey. Getirecek. Muhakkak. Bunun ötesinde ama bu ekonomik şartlarda öğretmenlerimin çalışmasının çok zor olduğunu hatırlatayım. Sizin bu şekilde çalışmanın içerisine sevk ederseniz Sayın Bakanlığım öğretmeni, öğrencilere verdiğiniz değerin göstergesi olduğunu söylemek istiyorum. Öğretmenime ne kadar eğitim çalışanına değer verirseniz, öğretmenim öğrencilerin o kadar kıymetlidir, o kadar değerli olmuş olacaktır. Çünkü biz diyoruz ki yarın sizlerin yerinde bunlar oturacaktır. Evet. Bunlar yönetime talip olacaktır. Bu nedenle eğitim camiasının içerisinde ekonomik şartların düzeltilmesi, sadece ve sadece ücretlerle birlikte eğitim öğretim ödeneğimiz vardır sene başında verilen bir asgari ücret boyutta olması doğrultusunda öğretmenler gününe has eğitim çalışanlarına bir ikramiye verilmesi konusunda özellikle ilimizdeki vekillerimize mektup yazdık. Bir fiil. Durumları anlattık. Yardımcı olmaları konusunda. Yardımcı olmaları da tabii ki şu, bunu kanunla düzeltmemiz gerekir. Mecliste dile getirsinler. Efendim, gerçek olaraktan bir öğretmenimin maaşının ne kadar olduğunu toplum içerisinde şu an %50 zam alınacak düşüncesindekilerin ekonomik durumunun düşük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. %50 zam değildir. Yeni gelmişle basitçe ona gireyim mi yoksa onu daha yok. Sonra... Bir sonraki programda da olabilir. Ama ben bir şey soracağım. Öğretmenlik mesleği kanunu yeterli mi? Yeterli değilse... Evet, ondan bahsetmemiştim. Ama fazla uzun olmaz. Evet, kesinlikle. Öğretmenlik meslek kanunu. Hemen buradan da rahatlıkla biz eğitimin sesidir. Hiçbir zaman kesilmez eğitimin sesi. Türkiye eğitimsel olaraktan daha şiddetli ve güçlü bir şekilde çıkar. Bununla birlikte bizim bu öğretmenlik meslek kanunu çıktığında
üzülerekten söylüyoruz, söylemek zorundayız. Bazı sendikaların buna karşı çıktı, olmaması konuda eylemler yaptı, yanlış oldu. Hayır. Biz meslek kanununun her zaman çıkması doğrultusunda çalışmalarımızda gerçekleştirmiştir. 20. yanlış hatırlamıyorsam eğitim şurasında konu edilmiştir bu. Meslek kanunu çıkarılması gündemde her zaman tutulmuştur. Fakat bu döneme kalmıştır. Nitekim çıkmıştır. Çok güzel bir meslek kanunu şekilde çıkmasını isterdik. Birincisi 7354 sayılı öğretmen meslek kanunu. Gelin biz bu meslek kanunu çıkmaması konusunda değil, diğer sendikalarıma sivil toplum kuruluşu olaraktan da diyoruz her zaman siyasilere, yetkililere, bunun iç kısmını dolduralım. Bunun iç kısmını dolduralım dediğimiz Sayın Hasan Bey şu an konumda 12 maddeden oluşmaktadır yanlış hatırlamıyorsam. Oysa baktığımız takdirde öğretmenlik, eğitim çalışanlarının hani hacim olarak da çok geniş alanı kapsamaktadır. Bunun özlük haklarından, ekonomik haklarından, sosyal haklarından, tayinlerinden, o norm kadro dediklerimiz olay var ya, onun bile bu meslek kanunda yer alması gerekir ki bizi tam anlamıyla idame ettirecek o kanunla birlikte daha iyi bir eğitim sistemi sergilemiş oluruz. Bu nedenle biz öğretmen meslek kanunu çalıştayını gerçekleştirdik. Biz bakanlığa bunu sunacağız. Yani hazırız. Sayın Bakan, neler yapabiliriz? Öğretmenlik meslek kanunu neden, nasıl olmalıdır? 23 Ocak 2023 tarihinde Ankara'da bütün eğitim çalışanları, efendim akademisyenler, ta ki en altında olsun hizmet veren birimlerle bu çalıştayı gerçekleştirdik. Bunun içerisinde bizim özlük haklarla birlikte neler olabileceğini basitçe birkaç başlık hemen kendim burada yazılanları rahatlıkla söylemek istiyorum. Hizmet içi eğitim fırsatından her öğretmen faydalanmalıdır. MEP yönetici akademisi kurulmalı. Eğitim kurumu müdürleri EKS sonrası burada yetiştirilmelidir. Öğretmenin etkinliğinin ve itibarının arttırılması çocuklarımıza sahip çıkmak anlamına gelecektir. Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ders saati 15 saat olmalıdır. Üstün başarı belgesi alan her eğitim çalışanı doğrudan ödüllendirilmelidir. Bir parantez açıyorum. Ne demek istiyorum? Eğitim çalışanlarına üstün başarı belgesi verilir. O üstün başarı belgesini alan arkadaşlarımız da valilik tarafından ödüllendirilir. Maaşla ödüllendirilir. Ama herkes değildir. Kota vardır. Bakanlık işte efendim bizim burada söz gelimi 100 kişi çıktı üstün başarı belgesi alan. Bakanlık bir yüzdeye döküyor, bir hesap ediyor. Bu zamana kadar biz anlamadık o hesabı, da açık söyleyelim. Çözmeye çalışacağız inşallah. Efendim 29 kişi. Diğer kalan efendim 71 kişi ne olacak? O hak etmedi mi? Ha, onun için diyoruz ki bütün öğretmenler maaş karşılığı 15 saat aldığı takdirde ödül doğrudan da verilsin. Ve mesleki kıdemi 5 yıl olan öğretmenlere uzman, 5 yılı tamamlamış uzman öğretmenlere baş öğretmen unvanı verilmelidir. Yüksek lisans ve doktoralarda bu durumdan düşürülmelidir. Biz uzman ve baş öğretmenliği hiçbir zaman sınavla olması taraftarı, sınavla uzmanlık değil, baş öğretmenlik değil, ihtisaslı bir mesleğin kıdemle olmasını istiyoruz. Evet. Aslında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Fakat bir sorum daha var. Bunu sizden ricam. Buyurun. Kısa olursa. Her sene Kırşehir'e yüzlerce öğretmen tayin oluyor. Bu nasıl oluyor? Yani tayin olan öğretmenlerin bir kısmı yıl içerisinde geri mi tayin istiyor, başka yere gidiyor? Bu durum nasıl açıklıyor? Evet, evet. Aslında birazcık hani yine eğitim sistemimize onu bağlayacağız. Çünkü Kırşehir'imiz güzel, nezih, ekonomik açıdan fazla gideri olmayan bir il olması nedeniyle tercih edilen bir ilimizdir. Eğitim sistemi yüksek.
efendim ekonomik şartlar yaşama konusunda güzel. Sosyal aktiviteler biraz azdır. Ne kadar da olsa ona fazla zaman ayıramadığım gibi fazla da ücret de ayırmayacağım. Bu nedenle rahatlıkla bir yaşam ortamı sergilemiş olurum. Böylelikle sergilemekle birlikte de bizim Kırşehir'imiz insanları gerçekten de eğitim camiasının içerisindeki hemi diyelim dışarıdan gelen misafirlerimize çok misafirperverdir. Çok çok iyi davranmaktadır. Bu insanlığımızı basitçe bu depremde de gösterdik biliyorsunuz. Tabii ki literatürde belki kesin değildi ama 20 bine yakın kişiyi burada misafir ettiğimizi, sendikal açıdan da bizim kendimiz 48 aileyi barındırdığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte eşya olsun, yardım olsun, eğitim içerisinde olsun, çocuklarımızı getirip götürme konusunda. Bu insanlığımızın gereği olan bir şeyi Kırşehir'de bu daha çok hassastır. Ve böyle devam etmesini de istiyoruz. Tabii öğretmen fazlalığı çok gelmekten değil. Bizim insanlığımızın böyle devam etmesini istiyoruz. Eğitim kalitesinin yükselmesini istiyoruz. Ve her zaman istirham ettiğim gibi Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda çok hassas davranmaktadır. Çalışmalarını gerçekleştirip velileri bilgilendirme konusunda bir girişimde bulunmuştur. Onu da hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Sayın Milli Eğitim Müdürü Yasin Bey, öğretmen evinde gelin çayı birlikte içelim. Tenarlı 7 ile 10 arasında bir sohbet ortamı oluşturmuştur. Veliyim, öğrencim, belki kendine ulaşamayanlar orada toplanmak suretiyle isteğini, eleştirisini, dileğini, teşekkürünü orada iletebiliyordu. Bu da bizim bir parça olsun bu öğretmenime uygulanan şiddeti azaltacağı kanaatindeyiz. Çünkü eğer okul idaremle diyalog kuramıyorsa gelsin müdürümle diyalog kursun. Ortamın daha güzelleşmesi ve özellikle de çocuklarımızın özellikle psikolojisinin hiçbir zaman bozulmaması ve eğitim camiasının içerisinde özgüveni gelişmiş, kültürlü, teknolojiyle biraz daha geriden ilgilenen nesiller olmasını sağlayalım. Aslında galiba bir saat yetmedi anlaşılan. Programı kapatırken eğitimcilere, sendikadaki arkadaşlarınıza, bizi izleyenlere ne söylersiniz? Öncelikle böyle bir ortamda sizler oluşturduğunuz için Ahi TV olaraktan gerçekten çok teşekkür ederim Hasan Bey. Siz yılların tecrübelisi bir basıncı olmakla birlikte hatta bir parça da tanıdığım kadarıyla size eğitimci yönünüz de var. Oraya da dokundurmaya çalıştıydım. Aslında konuşturmaya çalışmak istedim ama pek açık vermediniz orada. Esas meslek öğretmen. Evet, biliyorum ben. Özel okulumda yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Evet, yani eğitimin içerisindesiniz, evet. Biliyorum. Bu nedenle duyarlılığınız için biz de teşekkür ederiz. Bütün eğitim çalışanlarına, özellikle Kırşehirlilerime, biz bir STK olarak, bir Türk Eğitim Senarı olarak hiçbir zaman sadece ve sadece eğitimi düşünmekle birlikte geleceğimiz nesili iyi bir şekilde yetişmesi, bu memlekete sahip çıkacak, bu ülkemize sahip çıkacak bireyler yetiştirilmesi için paydaşlarımız dediğimiz Milli Eğitim Müdürlüğümüz olsun, okullarımız olsun, idarecilerimiz olsun ve bütün eğitim çalışanları olsun birlikte çalışacağız, birlikte büyüteceğiz, birlikte bu seviyeyi yukarı çıkarmaya çalışacağız. Bu nedenle her zaman söylüyorum ki biz Türk Eğitim Senliğiz, eğitim çalışanının yanındayız. Eğitim çalışanının hakları korunma konusunda, yasal hakları konusunda, yasal olmayan bir hakkı hiçbir zaman talep etmedik, etmeyeceğiz de bu konuda arkadaşlarım bunu rahatlıkla bilmelerini isterim. Ki biliyorlardır ama bu toplumun içerisinde de arkadaşlarla birlikte Kırşehirlilerimde bilmesini isteriz. Hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Hepsine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah Hasan Bey'le daha sonra programlar yapmak suretiyle bu sorunlarımızla birlikte çözüm yollarımızla dile getirmeye çalışırız. Teşekkür ediyorum Hasan Bey. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Ahi Televizyon seyircileri, bir Ahice Sohbet programı daha sonuna geldik. İzlediğiniz üzere bugün misafirimiz Türk Eğitim Sen Kırşehir Şube Başkanı Sayın Hüdayi Pakel'di. Kendisine teşekkür ediyorum. Davetimizi icabet ettim. Hüdayi Bey'le Kırşehir'deki ve Türkiye'deki eğitimin sorunlarını, Kırşehir'de özellikle
veli ve öğretmen ilişkilerini, bu ilişkilerdeki olumsuzlukları olumlu hale nasıl dönmesi gerektiğini konuştuk. Bilal Bey anlattı. Gerçekten biz de istifade ettik. İnşallah siz de istifade ettiniz. Ama sizler de şahit oldunuz ki bu bir saat Hüdayi Bey'e yetmedi. İnşallah önümüzde bir başka programda da konuşmak arzu ederiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir başka programda buluşmak üzere.